Selam dostlar. Son zamanlarda fark ettiyseniz çok geçmişe gittik. Bugün sizi bir kez daha geçmişe götürmek ve güzel bir yolculuğa çıkartmak istiyorum. İlk defa Counter-Strike'la tanıştığınız zamanı hatırlıyor musunuz? Benimki bir internet kafede olmuştu. Hikayesi 1999 yılından günümüze kadar uzanan bu oyunun basit bir mod fikrinden ortaya çıktığını biliyor muydunuz? Counter-Strike zamanla bir oyun olmaktan çıkmış ve bir kültür, bir rekabet arenası haline gelmiş ve koca bir neslin bağlılığı ile şekillenmiş devasa bir topluluğa sahip. Tabii ki bunu bir günde birdenbire yapmadı. Hadi gelin hep birlikte biraz geçmişe gidelim. 1. Bölüm Guzman. 1998 yılında Valve tarafından piyasaya sürülen Half-Life bütün oyun dünyasını derinden etkilemişti. Tam olarak bu sıralarda 1999 yılında üniversitede bilgisayar mühendisliği son dönemine başlayan Min Guzman Lee farklı iş olanakları yaratmak ve kendisini geliştirmek için bir şeyler yapmak istiyordu. Üniversite hayatı boyunca Quake motoru ile birkaç farklı mod üzerinde çalışmış olsa da bu yeni proje için Half-Life'ın da kullandığı o yıllar için devrim niteliğindeki özelliklere sahip Gold Source motorunu tercih etti. Ve oyunun temelini oluşturan teröristlerle mücadele teması fikri, Lee'nin Rainbow Six ve Spec Ops oyunlarından ve severek izlediği Rambo filmlerinden aldığı ilhamla birlikte orduya ve silahlara olan ilgisi nedeniyle ortaya çıkmıştı. O yıllarda oynadığı oyunlarda takım karşılaşması konseptinin yeteri kadar işlenmediğini düşünüyordu. İşte bugün Counter-Strike 2 olarak bildiğimiz efsane oyunun temelleri böylece atılmış oldu. Elbette henüz sadece Lee'nin kafasındaki bir fikirden ibaretti. 2. Bölüm İlk Adımlar. O tarihlerde Valve henüz Gold Source için geliştirici kitini yani SDK'yı yayınlamamıştı. Yine de birkaç ay sonra yayınlanacağı için Lee'nin karakter modelleri üzerinde çalışmasına izin verildi. Geliştirici kiti yayınlandıktan sonra ise Lee çalışmasını ilerletmenin ve Counter-Strike'ın Beta 1 sürümünü entegre etmesinin yaklaşık 1-1,5 ay süreceğini tahmin ediyordu. Bu süreçte web sitesini ve topluluk forumlarını yöneten Jess Cliff'den ve topluluk içerisindeki harita üreticilerinden de büyük yardım aldı. Lee ve Cliff ikilisi 1999 yılında hem oyunculardan geri bildirim almak hem de gidişatlarını topluluk ile paylaşmak için birçok beta sürümü yayınlamaya devam etti. 3. Bölüm Beta 5 İlk başlarda oyundan haberi olan çok fazla insan olmasa da Beta 3 ve Beta 4 ile oyunun popülerliği adeta bir patlama yarattı. Devamlı olarak yükselen ilgi birçok insanı web sitesine yönlendirdi ve bu da Lee ve Cliff'in web sitesinden büyük bir reklam geliri elde etmelerini sağladı. 2000 yılında Beta 5 sürümünü yayınladıklarında ise projenin gerçek potansiyeli de fark edilmeye başlanıyordu. Valve'ın oyunun fikir haklarını satın almak için iletişime geçmesi ve ekibin oyunu geliştirmeye devam edebilmesi için iş teklifinde bulunması Counter-Strike için bir dönüm noktası oldu. Her ikisi de teklifi kabul etti ve Eylül 2000 yılında Valve oyunun beta olmayan ilk sürümünü yayınladı. 4. Bölüm Vana Oyunun Half-Life'ın bir modu olarak yayınlanmasının ardından ekip de Valve için çalışmaya devam ediyordu. Lee hocamız Counter-Strike'ın devam oyunu olarak geliştirilen Counter-Strike 2.0 için Source motoru üzerinde çalışmalar yaptı. Ancak Valve'ın oyunu geliştirmekten vazgeçip rafa kaldırmasının ardından Lee de kendi stüdyosunu kurmak için Valve'dan ayrıldı. Cliff ise Valve'da kalmaya devam etti. Cliff, 2018 yılında Valve'dan kovulana kadarki süre boyunca birçok projede harita ve oyun tasarımcısı olarak görev aldı. Birçoğumuz aslında Jess Cliff'in sesini oyundaki radyo komutlarından ve oyun sonu anonslarından tanıyoruz. Elbette geçen zamanla birlikte Counter-Strike'ın popülaritesi de katlanarak artmaya devam etti. Çok geçmeden Valve, Counter-Strike'ı Half-Life'dan ayırıp ayrı bir oyun olarak yayınlamaya karar verdi. 2000'li yıllarda oyunun bir Half-Life modu olarak Valve tarafından yayınlandığı tarihlerden beri topluluk arasında turnuvalar zaten yapılıyor olsa da Counter-Strike'ın başlı başına ayrı bir oyun olarak yayınlanmasıyla birlikte turnuvalar ve rekabetçi karşılaşmalarda resmiyet kazanmış oldu. 5. Bölüm E-spor
LAN partileri, topluluk turnuvaları, birbirine meydan okuyan klanlar ve her internet kafede en az bir tane bulunan en zor botlara karşı tek başına oynayan abiler. Bunlarla birlikte Counter-Strike'da altın çağını yaşıyor gibi görünüyordu. Tabii ki Gold Source'un olanakları ve oyuncuların hayal gücü sayesinde Counter-Strike devasa bir programcı ve mod yaratıcısı topluluğunun oluşmasını sağladı. İnsanların kendi modellerini, arayüzlerini ve ses efektlerini oyuna ekleyerek özelleştirebiliyor olması dönemin oyun sektörü için devrim niteliğinde sayılabilecek özelliklerdi. Örnek vermek gerekirse belki bilen hocalarımız vardır. Counter-Strike 1.5'in Yeşilçam versiyonu vardı. Oyundaki bütün oyun içi sesler ve anonslar Yeşilçam'daki film karakterlerinin sesleriyle değiştirilmişti. Gerçekten efsane bir versiyondu. Kim hazırladıysa güzel anılar için teşekkür ederim. Ve 2001 yılına geldiğimizde ise Counter-Strike ilk major turnuvası Siber Atlet Profesyonel Ligi ile birlikte duyuruldu. 150 bin dolarlık ödül havuzu ve devasa bir katılım ile Dallas, Texas'ta gerçekleştirildi. Kısa bir zaman sonra 2003 yılında yapılan ve birçok oyuncunun oyunu tanımasını sağlayan 1.6 güncellemesiyle oyuncular tarafından çok daha fazla sevildi ve satışları hatırı sayılır derecede yükseldi. 6. Bölüm Source. Counter-Strike Source resmi olarak çıkışını Ekim 2004 yılında yapmış olsa da öncesinde Half-Life 2 ile birlikte ve Counter-Strike Condition Zero sahiplerinin erişimine açık olan beta sürümleriyle zaten piyasada olan bir oyundu. Half-Life 2'nin piyasaya çıkışıyla birlikte Gold Source'un başlattığı devrimi Source motoru devam ettiriyordu. Görsel kalitedeki muazzam gelişim, yeni fizik motoru ve Havok teknolojisinin sağladığı imkanlarla birlikte oyun sektöründe yeni bir çağa girilmek üzereydi. Her ne kadar Source motoru Half-Life 2 için harikalar yaratıyor olsa da oyuncuların büyük bir çoğunluğu Counter-Strike Source için çok farklı düşünüyordu. Oyunun genel puanlamaları yüksek olsa bile rekabetçi topluluğundaki hatırı sayılır bir kesim Source'un yetenek tavanının 1.6'daki yetenek tavanından çok çok daha düşük olduğunu savunuyordu. Bu tartışmalar dönemin rekabetçi oyuncularının 1.6 ve Source oyuncuları olarak bölünmesine yol açtı. Tanıdık geldi mi? Devre arası. Bu noktada geriye dönüp baktığımızda Lee'nin kafasındaki basit bir mod fikriyle başlayan Counter-Strike çok kısa bir zaman içerisinde rekabetçi oyun sektörünün gidişatını değiştirecek kadar büyük bir kitleye ve ilgiye sahip oldu. Oyunun asıl geliştiricileri Lee ve Cliff'in hayatları başka yönlere doğru ilerlemiş olsa da Valve Counter-Strike için çok farklı bir gelecek tasarlıyordu. 7. Bölüm Efsane 2009-2010 yılları arasında Valve, Counter-Strike Source'un bakım ve güncelleştirmeleri için Hidden Path Entertainment ile çalışmaya başladı. Şirket, oyunu farklı konsollara taşırken değişik sürümlerini de geliştirmişti. Bu sürümlerin içerisinde ise Global Offensive adında bir sürüm de bulunuyordu. Valve potansiyelini görmüş olacak ki bu sürümün bir devam oyunu olmasına karar verdi. Ve böylece 2010 yılında resmi olarak Counter-Strike Global Offensive'in geliştirilme süreci başlamış oldu. 2011 yılında sorunlu bir kapalı beta sürecinin ardından 2012 yılında resmi olarak çıkışını yaptı. Elbette efsane bir günde tahta oturmayacaktı. 8. Bölüm Sezon 1 CS:GO çıkışını yaptığı zamanlarda çok fazla güncelleştirme almamış olsa da zaman içerisinde yeni haritalar, oyun modları, silah dengelemeleri, harita düzenlemeleri ve daha birçok iyileştirmeyle şekillenmeye devam etti. Oyunun dosyalarında sezon 1 olarak adlandırılan güncelleme ile birlikte gelecek yıllarda sıkı takipçisi olacağımız operasyonların ilkiyle tanıştık. Payback Gelirlerini harita yapımcılarının üstlendiği operasyon biletini satın alarak oynanabilen 7 topluluk yapımı harita bizleri karşıladı. Bizler payback operasyonuyla oyalanırken Valve perde arkasında çok daha büyük bir şeye hazırlanıyordu. 9. Bölüm Altın Yumurtlayan Tavuk Tarih 13 Ağustos 2013'ü gösterdiğinde oyun dünyasını kökten değiştirecek olan güncelleme oyuna eklendi. Arms Deal, skinler, kasalar ve anahtarlar. Ah ne ucuzdu o anahtarlar. Zamanında alamadık. İlk bıçakların, silah kaplamalarının ve kasaların oyuna eklenmesiyle birlikte topluluk pazarının temelleri de yavaş yavaş atılıyordu. Alınıp satılan skinlerin ve kasaların devasa bir pazar oluşturması çok uzun sürmedi. Sıcak paranın akışı oyuncuların yatırımcı yönünü uyandırırken Steam dışı alternatif pazarlar da ortaya çıkıyordu. Elbette madalyonun bir de öteki yüzü vardı.
ortaya çıkan devasa skin pazarı beraberinde kaçınılmaz olarak kötü niyetli bir takım oluşumları da getirecekti. Yasa dışı bahis, sahte takas ve kumar siteleri. Kendilerini çok daha karlı ve yüksek şanslıymış gibi tanıtan bu oluşumlar izledikleri agresif reklam politikasıyla geç de olsa Valve'ın dikkatini çekmeye başlarken botların drop sistemini istismar etmesiyle birlikte Valve çareyi tüm takas işlemlerine ve düşen skinlere 7 günlük bir takas banı getirmekte bulacaktı. Bu kısıtlama tüm yasa dışı pazarı %70 oranında küçültmüş olsa da birçok oyuncunun da kazancını düşürdüğü için tartışmalara neden olmuştu. Bu noktada Armsteel güncellemesi Valve'ın ceplerini hızlıca doldurmasına çok büyük katkı sağladıysa da diğer yandan da yetenekli topluluk oyuncularının yüzünü güldürüyordu. Valve düzenlediği yarışmalarla birlikte bazı popüler topluluk skinlerini ve haritalarını oyuna ekleyerek büyük kazançlar elde etmelerine olanak tanıdı. Ortaya çıkan pazarın oyunla bütünleşmesiyle birlikte CS:GO'nun popülaritesi hiç olmadığı kadar yükseldi. En önemli güncellemelerden biri olarak nitelendirilen Armsteel, CS:GO'yu altın yumurtlayan bir tavuğa dönüştürdü. Oyun Valve'a o kadar fazla para kazandırmaya başlamıştı ki istatistiksel olarak oyunu oynaması ücretsiz bir hale getirmek oyunu satmaktan çok daha kazançlı bir durumdaydı. Her zaman olduğu gibi Valve doğru zamanda doğru kararları vermeye devam ediyor gibi görünüyordu. This is where I get off. Onuncu bölüm. Ücretsiz. 6 Aralık 2018 yılında Counter-Strike Global Offensive resmen oynaması ücretsiz oldu. Elbette bunu kendine yakışan bir şekilde büyük bir güncellemeyle yaptı. 2018 yılı Battle Royale oyun modunun oldukça rağbet gördüğü bir dönemdi. CS:GO'da aldığı büyük güncellemeyle birlikte yeni bir sayfa açıyordu. Tehlikeli bölge. Bu güncelleme ile birlikte oyuna kendi tarzına sahip bir Battle Royale modu eklendi. Kendi tarzında diyorum çünkü dönemin diğer Battle Royale oyunlarına ve modlarına göz gezdirirseniz tehlikeli bölge modu çok daha küçük çaplı, çok daha taktiksel ve ekipman odaklı bir oyun. Ayrıca bu konuda bir anketimiz olacak dostlar. Katılmayı unutmayın. Maç sonu. Elbette Valve ofislerinde neler yazılıp çizildi hiç bilmiyorum. Ancak bütün hikayeye bir göz gezdirdiğimizde oyunun artık bir oyun olmaktan çıkarak bir kültür ve devasa pazar hacmine sahip bir sektör haline gelmiş olması çok ilginç bir olay dostlar. Ancak yavaş yavaş günümüze gelirken belki de her şeyin yeni başladığını fark ediyoruz. Son bölüm. Merhaba ve hoşça kal. Valve'ın Source 2 üzerinde çok uzun zamandır çalıştığı sır değildi. Tıpkı Gold Source ve Source motorlarının yaptığı gibi devrimsel niteliklerle birlikte devrimsel bir oyunla bizlere sunulacağını zaten tahmin ediyorduk. Hatta Portal 2'nin çıkışından kısa bir süre sonra bir kısmı gizli kapaklı yapılmış olsa da fuarlarda ve toplantılarda Valve'ın arttırılmış gerçeklik yani VR konseptinde çalışmalar yaptığını da biliyorduk. Zaten geçmişteki işleyişe baktığımızda Half-Life, Blue Shift, Opposing Force oyunlarının ardından çıkışını yapan Half-Life Decay yalnızca PlayStation 2 konsolu için piyasaya sürülmüştü. Yani basit bir düz mantıkla yaklaştığımızda Half-Life 2, Episode 1 ve Episode 2'nin ardından bir sonraki Half-Life oyununun PC dışında bir platforma çıkması pek de şaşırtıcı bir durum olmayacaktı. Perde arkasındaki durum biz oyuncular için bilinmezliğini korusa da Valve'ın Half-Life'ın senaristi Mark Laidlaw ile yollarını ayırmasıyla birlikte uzun bekleyiş de başladı. Valve'ın en önemli oyunu Half-Life'ın hikayesi öylesine bir noktada havada asılı kalmıştı ki ben dahil birçok oyuncu kafayı yemek üzereydi. Yani gerçekten dostlar, insana bu yapılır mı? G-Man kim? Gordon'a ne oldu? Eli gerçekten öldü mü? Madem böyle havada bırakacaktınız, Aperture Science ve Borealis bağlantısını neden kurdunuz? Yani bizi delirtmeyi hedefledikleri çok açık. Ve 2020 yılına geldiğimizde ise Valve hem kendinden bekleneni yapmış hem de alışılmışın dışına çıkmıştı. Half-Life Alyx 23 Mart 2023'te VR için Source 2 motoruyla piyasaya sürüldü. Elbette Half-Life serisinin evrimi bir başka videonun konusu dostlar. Source 2'nin kulaklarımıza çalınması ve gözlerimize sürülmesi, kısaca ortaya yavaş yavaş somut bir şekilde çıkışı bu şekilde oldu. Valve her zamanki gibi ortaya bir cevap sürdü ve 100 soru sordurmayı başardı. CS:GO'nun Source 2 motoruna geçişi bütün oyuncular tarafından beklenen ve istenen bir gelişme olacaktı.
Ama tek sorun bunun nasıl olacağına dair kimsenin bir fikri yoktu. Aslına bakarsanız kimse düşünmüyordu da. Aquarius, Gabe Follower gibi Twitter kullanıcılarının sızdırdığı ve yakaladığı bilgilerle birlikte heyecan da başladı. Gelmekte olan geliyordu. Peki biz buna ne kadar hazırdık? Topluluğun oldukça büyük bir kısmı her gün sızdırılan yeni bilgilerle birlikte adeta sürece kilitlenmiş durumdaydı. Herkes Steam Database üzerinde yapılan en ufak değişiklikte bu yeni güncellemeye dair ipuçlarının peşindeydi. Sızdırılan bilgiler topluluğu öyle bir hale getirmişti ki uzmanlar yaşanan hype'ın toplumsal histeriye yol açtığını belirten makaleler bile yayınlamıştı. Bir yanda uykusuz, yorgun ve bir ipucu için her şeyi yapabilecek hale gelmiş oyuncular, bir yanda da hiçbir açıklama yapmayan Valve. O an için her ne kadar durum belirsizliğini koruduysa da CSGO içerik üreticilerinin ve yayıncıların toplu bir şekilde Valve ofislerine davet edildiğinin ortaya çıkması ve gece yarısı ansızın oyun dosyalarına eklenen sır dolu güncellemelerle Valve'ın ocakta bir şeyler pişirdiği belliydi. Birdenbire Nvidia'ya ait veri tabanında CSGO 2 ve CS2 exe dosyalarının ortaya çıkışıyla ardı arkası kesilmeyen sızıntılar ve Valve'ın akıl oyunları da başladı. Sonraki süreçte Counter-Strike resmi Twitter hesabının banner'ı değişmesiyle herkesin kafası oldukça karışmıştı. Bu ne anlama geliyordu? 5 gün mü? 5 hafta mı? Yoksa sırasıyla CS oyunları mı? Ortalık bir anda hareketlendi. Yani nasıl söylenir? Ortalık alev alev yanıyordu dostlar. Bütün Counter-Strike topluluğu bunun gizemini çözmeye çalışıyordu. Tabii ki Valve da bundan çok keyif alıyordu. En mantıklı teori 5 gün gibi görünüyordu. Çok geçmeden CS'nin banner'ı tekrar değişti ve tekrar değişti. Burada bir hocamız DaVinci'nin şifresini çözmüş. Görselde yeni logonun 23 derece yatık olduğunu ve bu tarihlerin 23 Mart'ı gösterdiğini vurgulamış. Half-Life ve Portal serilerini takip eden hocalarımızın tüyleri diken diken olmuştur bile. Valve'ın bu tarz akıl oyunlarını ne kadar sevdiğini ve oyunlarına ne kadar başarılı bir şekilde entegre ettiğini biliyorsunuz. Mesela Şehir 17'deki sırrı asla çözülemeyen tabela, Portal serisindeki radyo easter egg'i ve gizemli log sitesi. Ustalıkla kafamızı karıştırmak ve bizi hype'ın içine çekmek için tasarlanmış elementler. Ve çok geçmeden o gün geldi çattı. 22 Mart gecesi Valve CS2 ile ilgili ilk videoyu yayınladı. Birkaç saat arayla iki video daha yayınladı. CS2 resmi olarak duyurulmuş oldu. Sonrasında gelen her güncellemede yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Yeni rank sistemi, haritalara göre değişen ranklar, teçhizat sistemi, yeni bıçaklar ve operasyon. Takvimlerimiz 1 Eylül'ü gösterdiğinde sınırlı test aşaması başladı. Ben de davetimi ilk dalgada almıştım, onun da havasını atayım. Birdenbire rüya gerçek olmuştu. Ama tabii ki her şey toz pembe değildi. Buglar, sorunlar ve yeni sorunlar. Bir tarafta bizlere kusursuz gibi gelen CSGO ve bir tarafta yapım aşamasında olan CS2. Tabii ki büyük problemler gelen güncellemelerle birlikte bir bir çözüldü. 27 Eylül'de CS2'nin resmi tanıtımı yayınlandı. Açık beta süreci başladı ve CSGO yerini CS2'ye bıraktı. Hikayenin sonrasını biliyorsunuz dostlar. Tabiri caizse CSGO bir süpernova oldu ve yeni bir yıldız doğdu. Buradan sonra gelişimine hep birlikte tanıklık edeceğiz. Şimdi videoyu noktalamadan Limited Test ve Public versiyonlarının geçiş süreci hakkındaki düşüncemi belirtmek istiyorum. Evet, Counter-Strike 2 herkesin erişimine sunuldu. Ancak şu anda oyunun durumunu bir tür erken erişim geliştirme aşaması olarak görüyorum. Birçok hocamız haklı olarak oyunun eksiklerinden ve hatalarından yakınıyor. Biz de öyleyiz. Ancak dediğim gibi tam olarak cilalanmış, parlatılmış bir oyun değil de erken erişime açılmış, geliştirme sürecindeki bir oyun gözüyle bakmak gerekiyor. Böyle düşündüğünüz zaman en azından benim bakış açımdan oyunun durumu çok daha tolere edilebilir ve anlaşılabilir bir hale geliyor. Beklenen güncellemeler videosunda da söylemiştim. Bu şekilde fiyaskoya dönmüş bir geliştirme aşamasını Counter-Strike dışında bir oyunun kaldırabilmesi mümkün değil dostlar. Bence fark tam olarak burada. Yani cidden. Objektif ve dürüst olalım. Valorant veya Rainbow Six oynadığınızı düşünün. Çok farklı ve uç örnekler, farkındayım. Ancak mantığımız basit. Diyelim ki elinizde yıllar boyunca cilalanmış, parlatılmış ve kusursuza yakın deneyim sunan bir oyun var. Bu oyunu önünüze koydunuz ve başladınız motorundan başlayarak bütün dinamikleriyle oynamaya. Üstelik bir de işi batırdınız. Benim düşüncem, Valve dışında bir başka şirket bize bu muameleyi yapmış olsa ne dönüp arkama bakarım ne de saygı duyarım. Valve'ın farkı işte burada dostlar. Onu bunu bilmem. Ben Gabe Newell'cıyım arkadaş.
Bir de Mark Laidlaw'ı yeniden Half-Life senaryosunun başına koysalar da iyice bir çıldırsak. Neyse, gerçekliğe dönelim. Evet, bu videoluk da bu kadar olsun dostlar. Zaten hikaye henüz bitmiş değil. Hep birlikte yaşayarak deneyimleyeceğimiz, belki de sonraki nesillerin bile üzerine kafa patlatacağı bir oyun Counter-Strike. Şu anda içinde bulunduğumuz süreçte geliştiriciler sonunda oyuncuların isteklerine kulak vermeye fırsat bulmuş gibi görünüyor. Quality of Life güncellemeleri ve yeni gelen ban dalgalarıyla bunu görüyoruz. Bakalım daha neler göreceğiz. Bir like, bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere.